Merhaba arkadaşlar, bu dersimizde de bir sınıf kalıtacağız ve burada kurucu metotların nasıl çalıştığını öğreneceğiz. Aslında eğer kurucu metotları iyi anladıysanız burada da çok farklı bir işlem olmayacak. Yalnız bunları işte kalıtımla beraber kullandığımızda biraz daha dikkat etmemiz gereken veya kafanızı karıştıran noktalar olursa da onları gidermeye çalışacağım. Öncelikle burada yine bir class deyip örneği de en basit haliyle tutacağım ki konuyu daha iyi anlayabilirsiniz. Hayvan diyorum. Bir hayvan sınıfımız olacak ve bu sınıfın içinde bir tane alan tanımlayalım. String renk diye. İlgili hayvanın rengini tutsun. Bir de ne demiştik? Bu sınıftan bir nesne türetildiğinde aslında bunun bir default constructor'ı vardı değil mi? Sınıf adıyla birebir aynıydı ve de ben bunu yazmazsam eğer şu halde bir metottu. Ben buraya geliyorum ki diyorum ki hayvan sınıfından nesne üretildi. Aralarındaki ilişkiyi daha iyi anlamanız adına bunu şimdi bu şekilde yazdım. Sonra bir tane de köpek diye bir sınıf oluşturalım. Ve bunu da ne yapalım? Hayvan sınıfından türetelim. Sonuçta köpek bir hayvandır. Sonrasında bu köpeğimize özgü olan bir değişken tanımlayalım. Buraya string cins. Ve bunun da bir constructor'ı var haliyle. Birebir sınıf adıyla aynı. Herhangi bir parametre almıyor. Dediğim gibi bu aslında burada hep var. Siz böyle direkt olarak yazmazsanız bu şekilde burada duruyor. Ama ben bu sınıftan bir nesne ürettiğimde ekrana böyle bir mesaj yazdıracağım veya cins değişkenine bir şey atacağım vesaire diyorsanız bunu burada bu şekilde tanımlamanız lazım. Bu sefer de köpek sınıfından bir nesne üretildi. Şimdi sizce ben buraya gelip bir köpek nesnesi oluşturursam bunu bu şekilde de oluşturabilirim. Tamam. Veya bunu bu şekilde de oluşturabilirim. K2 diyelim. Köpek, new köpek diyelim. Ama dedik ki yeni Dart diliyle beraber, yeni güncellemeyle beraber artık new kullanmamıza gerek yok. K3 deyip direkt olarak şunu da diyebiliriz. Yani aslında şu an ne yaptım? 3 farklı köpek nesnesi oluşturdum. F5'e basıyorum. Bakın hani köpek nesnesini oluşturmama rağmen ne yapıyor? Her seferinde ilk olarak bir üst sınıfın constructor'ını çalıştırıyor. Önce hayvan sınıfı. Gelin isterseniz şunları şimdilik şu şekilde yorum satırını alayım. Hani bunlar olmasın, tek bir nesne üzerinden çalışalım. Köpek sınıfından nesne üretildi. Hayvan sınıfından nesne üretildi ve sonrasında da köpek sınıfından nesne üretildi diyor. Peki sizce neden? Yani ben köpekten bir nesne isterken niye ilk olarak üst sınıfın constructor'ını çalıştırıyor? Burada bunu bir düşünmemiz lazım. Mantığını, işleyişi daha iyi anlamak adına. Şimdi biz ne dedik? Eğer ben bir sınıfı diğer bir sınıftan türettiğimde alt sınıf üst sınıfta var olan bütün özelliklere sahip olur ve bunları yapabilme yeteneğine sahiptir. Yani hem renk diye bir alana sahiptir hem de varsa bunun bir metodu onu da gerçekleştirme durumuna sahiptir. O zaman şöyle düşünmek lazım. Belki bu rengi kullanabiliyoruz. Yani köpeğin içine gelip ben direkt olarak renk diyebilirim. Bakın ne yaptı? Bu değişkeni override ediyor. Ben bunu kullanabiliyorsam köpek sınıfının içinde, o zaman köpek sınıfı daha oluşturulmadan önce bunun ayarlarını burada yapmam lazım. Dedim ya, mesela burada hayvanın yaşını hesapla diye bir metot var. Bu köpek sınıfı da buna sahip, bu metodu çalıştırabilir. Haliyle bu köpek, yani alt sınıf bu değeri, bu özelliği kullanmadan önce buradaki constructor'la bununla ilgili ayarlar yapılabilir diye ilk olarak üst sınıfın constructor'ı çağrılıyor. Sonrasında kendi constructor'ı çağrılıyor. Aslında buradaki mantık bu. Sonrasında bu örneği biraz daha geliştirebiliriz. Tabii geliştirmeden önce şunu da söyleyeyim. Hani nasıl ki biz yazmazsak eğer burada gizli bir bu hayvan var dedik. Nasıl ki biz yazmasak bile bu üst sınıf aslında object sınıfından extend object diye bir ifade var dedik. Tıpkı öyle de aslında burada yazmazsak şöyle bir ifade var. Süper diye. Süper anahtar kelimesi ne işe yarıyordu? Bir üst sınıfa git demek oluyordu. Tabii bunu hayvanın için değil. Hayvanın bir üst sınıfı yok. Onu herhangi bir sınıftan türetmedik. Şurada. Köpek sınıfının constructor'ı çağrılmadan önce aslında git üst sınıfın constructor'ını çalıştır. Sonrasında bunu çalıştır demiş oluyoruz. Bu üst sınıf demek. Yani hayvana git demek. Şu boş parantezler ise herhangi bir parametre almayan constructor'ı temsil ediyor. Şimdi birazdan örneği geliştirdikçe aslında bunun mantığını daha iyi anlayacaksın. Şöyle bir şey yapalım. Mesela ben öyle bir şey istiyorum ki köpek sınıfını üretirken burada direkt olarak cinsini geçmek istiyorum. O yüzden buraya gelip string c diyelim. String yani türünü buraya parametre olarak yollayacağımı söylüyorum. Ne yapmış oldum? Default constructor'ını ezmiş oldum. Hani senin default constructor'ın çalışsın ama bir nesne üretilirken eğer ben bunu buraya yazarsam ne yapması lazım? Bakın hata veriyor. Benden direkt olarak isterseniz buraya şunu yazalım. Cins şöyle biraz sesle fazla olsun. Üzerine geldiğimde bakın diyor ki sen köpekten bir nesne üreteceksen buna bu değeri vermek zorundasın. Labrador. Aksi takdirde ben bunu üretmem diyor. Niye? Çünkü ben bunun gittim herhangi parametre almayan boş constructor'ını ezmiş oldum. Ve demiştik ya tek bir default constructor tanımlanır. Birden fazla constructor için farklı yöntemlerimiz mevcut. Neyse bunu bu şekilde çalıştıralım. Böylece benden bu değeri bekliyor oldu. Ve ondan sonra ne yapabilirim? Buradaki this.cins deyip hani this.cins deyip gelen parametreyi buna atayabilirim. Cins. Sonrasında şuraya da cinsi deyip dolar deyip bunu yazdırabiliriz değil mi? Cins diye. Bu şekilde. Çalıştıralım. Hayvan sınıfından nesne üretili, köpek sınıfından nesne cinsi de labrador dedi. Peki aynı şeyi burada yapsam string desem mesela bunda da renk varmış. Rengini alsam. Yani ne zamanki hayvan sınıfından bir nesne üreteceğim ilgili hayvanın rengini de istiyorum ben. Hayvan sınıfından nesne üretildi. Rengi dolar renk. Bunu bu şekilde de kullanabilirim. Ya da şöyle bunu da farklı olması adına şöyle yapabiliriz. This yani bu sınıfta bulunan renge parametre olarak gelen kullanıcının bana yolladığı renk değerini ata. Bunu yaptığımda bakın neresi kızardı. Aslında şurası hani dedik ya gizli ama burada diye hata veriyor değil mi? Burada bunu düzeltme imkanı yok. Burada da şunu yapacağız. Dedik ki bu süperi çağırıyor. Süper ne demek ne demekti? Bir üst sınıf. Bir üst sınıfın boş konstruktörü. Burada boş konstruktörü yok. Burada bir tane konstruktörü var. O da benden illaki string türde bir değer bekliyor. O zaman ben buraya gidip ne diyebilirim? Beyaz diyebilirim. Bunu yaptığımda herhangi bir sıkıntı kalmayacaktır. Hayvan sınıfından nesne üretir rengi beyaz. Köpek sınıfından nesne üretir cinsi labrador. Yani şunu yazmakla beraber aslında bir üst sınıfım olan hayvan sınıfımın constructor'ını mutlu ettim. Çünkü o benden mutlaka böyle bir değer bekliyordu. Peki yine aynı ben dedim ki alt sınıf üst sınıfın bütün özelliklerine sahipti. O yüzden ben burada bu köpeği tanımlarken cinsle beraber mesela renk alanını da doldurmak istiyorum. Pardon bu ne oldu? String dedim renk. Bu ne demek? Ben bir köpekten nesne üretirken hem cinsini hem de rengini belirtmek istiyorum. Bak burası kızarıyor. Cinsi bu. Rengi de mesela buraya siyah mı geçmiştik? Buna da beyaz diyelim. Pardon beyaz yazmışız. Siyah diyelim mesela. Şimdi buraya baktık. Hani ben bunu yaptığımda köpek sınıfından nesne üretici cinsi bu. Rengi 2. deyip gelen şeyi buraya yazdırabilirim değil mi? Bu şekilde. Rengi siyah dedi. Doğru mu? Doğru. Ama bakın burada biz ne yaptık? Hani süper deyip beyaz dedik. Hani bunu buraya elle yazmak yerine sonuçta köpek de bir hayvan olduğu için köpek nesnesini üretirken cins ve renk diye 2 tane string alan alıyoruz. Diyorum ki bu siyah bilgisini ben direkt olarak üst sınıfıma yollayayım. Yani buraya gelen rengi süpere direkt olarak yollayabilirim. Niye? Çünkü bu üst sınıfın constructor'ı benden string türde bir parametre bekliyordu. Renk bilgisini içeren. Kullanıcı bana buraya yolladı bunu. Siyah geldi buraya renk içinde. Ben bunu aldım. Direkt olarak üst sınıfa yolladım. Bunu yolladığımda gördüğünüz gibi daha tutarlı bir düzen oldu değil mi? Sonuçta ben bir köpek oluştururken aslında bir hayvan sınıfından nesne üretiyorum. Rengi siyah ve köpeğimin de rengi siyah. Cinsi de bu diye. Demek istediğim, alt sınıflardan nesne üretirken, constructor'larını tanımlarken eğer üst sınıfta da böyle bir constructor varsa onu da oluşturmanız lazım. Çünkü alt sınıftan bir nesne üretirken ne oluyor arkadaşlar? İlk olarak üst sınıfın constructor'ı çağrılıyor. Burada belki şuna takıldınız, hani hayvanda bunu tanımlıyoruz, köpekte bunu tanımlıyoruz. Burada bir daha rengi tanımlamadık şuraya gelip. Çünkü benim üst sınıfımda bunun tanımı olduğu için ben bunu kullanabilirim. Hani süper nokta renk dediğimde ne oluyor? Burası tetikleniyor. Haliyle dis nokta renge de ilgili renk değeri atanıyor arkadaşlar. Peki biz bir de isimli konstruktörleri öğrenmiştik. Yani kurucularımıza istediğimiz ismi takabiliyorduk. Nasıl oluşturuyorduk onu? Öncelikle sınıfımızın adını yazıyorduk. Sonrasında da isimli kurucu diyelim. Ve ben burada yine aynı mantığı düşüneceğim. Yani köpekten bir nesne üretildiğinde, bu kullanıldığında bana hem cins hem de renk bilgisini kullanıcı girsin. Yani bunu girmezse zaten bir nesne üretilmeyecektir. Aynı şekilde bunu da burada, yani birebir aynı işi yapacak aslında. Ama gördüğünüz gibi yine hata veriyor. Niye? Çünkü bu da bir constructor. Yani buradaki mantık tamamen burada da geçerli. Bu da bir constructor'sa bakın ne diyor zaten? Süper klas olan hayvan boş argümanlı bir constructor'a sahip olabilir. Yani diyor ki sen bunu bu şekilde kullanmak istiyorsan senin hayvan sınıfında herhangi bir parametre almayan bu şekilde bir metot olmalıydı. Biz bu metodu böyle yazarak ezdik ve bildiğiniz gibi hem bu olmuyordu. Java'da olur bu ama Dart dilinde olmuyordu. Ve bunu da ne demiştik? Metotların overload olma işlemine bağlayabiliriz demiştik. Çünkü Dart dilinde buna izin verilmiyor. Haliyle ne yapmam lazım? Bir üst sınıfım olan hayvan sınıfının constructor'ını mutlu etmem lazım. Onda ne yapıyorduk? Üst sınıfa git. Parantez açtığımda zaten ve bunun üzerine geldiğimizde yazacak mı bakalım? Yazmıyor. Bunun üst sınıfının constructor'ı ney? Bir tane string değer bekliyormuş ve renkmiş. O zaman buraya parametre olarak gelen rengi buraya da yollayabilirim. Gelin bir de bu constructor'ı kullanarak köpek K2 diyelim. Bu sefer de köpeği oluştururken köpek nesnesini bunu kullanalım. Cins olarak neydi ya şu beğendiğim köpek? Bu muydu? Öyle bir güzel köpek var. Bu diyelim. Rengi de kızıl olsun. Öyle bir köpek yok da. Bir de böyle çalıştıralım bakalım ne oluyor. Aynı sonucu alacağız. Hayvan sınıfından rengi kızıl olan bir köpek üretildi. Evet, umarım anlaşılıyordur bunlar. Ve son olarak da şunu anlatmak istiyorum. Nasıl ki benim alt sınıfımda böyle bir isimli kurucu var. Üst sınıfımda da böyle bir şey olabilir değil mi? Hayvan nokta isimli kurucu. Ve bu herhangi bir parametre almasın. Bu şekilde tanımladım mesela. Ne yaptık burada ya? Şöyle. Evet. Şimdi ben bunu böyle kullandığım an artık şuradaki süperi yazmak zorunda mıyım? Veya ben bunu kullandığımı nasıl söyleyeceğim? Diyeceğim ki üst sınıfa çık. Hatta gelin onu da farklı bir isimle köpek diyelim. Nokta isimli kurucu 2. Bu sefer köpeğimin sadece rengini alalım. Hani böyle farklı bir nesne oluşturmak için farklı kurucular tanımlayabiliriz. Söylemiştik. Bu sefer direkt süperin default konusunu dediğimde default'unu çalar demek oluyor. Ama ben buraya gidip üst sınıfta bulunan isimli kurucu metodunu çağır dediğimde, constructor'ı çağır dediğimde ne olacaktır? Gelelim buraya, print diyelim. Sadece renk alan ve üst sınıfı parametre almayan kurucu metod tetiklendi diyebilirim. Ve bundan bir nesne üretmeye çalışalım. Bu sefer de gelelim buraya, köpek K3. Bu sefer de köpek sınıfındaki isimli kurucu 2. Bakın. Yok, isimli kurucu, pardon. Bir dakika ya, yanlış oldu. Köpek sınıfındaki, evet, isimli kurucu 2'yi çağıracağım, doğru. Renk olarak da mavi dedim. herhangi bir sıkıntı çıkmadı. Çünkü isimli kurucu 2 üst sınıfımın yani hayvan sınıfındaki isimli kurucu diye bir constructor'dan türecek ve onun içinde de herhangi bir parametre alacağını söylemediğim için burası benden herhangi bir parametre beklemiyor. Ola ki gider yazarsam zaten hata verecektir. Çünkü bu metodun ben herhangi bir parametre almayacağını söylediğim için. Umarım kafanız karışmamıştır. Karıştıysa bir kere daha baştan sona izlemenizi tavsiye ederim. Ama dediğim gibi bazı şeyler böyle yeni konular öğrendikçe daha iyi kafanıza oturacaktır ve uygulama tarafında bunları kullandıkça daha iyi anlayacaksınız. Bu dersi burada bitiriyorum. Bir sonraki derste görüşmek üzere.